Uyghur agentliginin huzurun nağı tayarlagan bu haftalık Uyghur xabarlari tüwendikçe. 12 yapını şirketi Xitayning Uyghur mecburi emgigi bilen alaqadar sodisini toxtatadiganligini jakarladi. Yaponiya Kyodo agentliginin xabari qilishçe, Yaponiyaning 12 choñ şirketi Xitayning Uyghurlarni mecburi qul qilib ishlatishga alaqadar şirketleri bilen bolgan ishlab chiqarish alaqasini toxtatadiganligini e'lon qilgan. Bu şirketler məxsus bir grup qurğan bulup, bəziləri dərhal, yəni bəziləri yıl axırıqca məcburi əmgək bilən alaqadar sodisini toxtatdıqan. Amerika və İngiliyə hükümətləri Xitayının uyğun məcburi əmgəki bilən alaqadar şirketlərini cəzalıqan bolsumu, əmma Yaponiya hükümeti Xitayını rəncitişdən qorqub, ta hazırıqca Xitayğa uyğur qırğıncılıq haqqıda keskin tədbir qullanmıqan idi. Bu qitim Xitayını cəzalaydıqan şirketlər içində Panasonic, Hitachi, Sony, Toshiba qatarlıq dağınlıq şirketləri barışkən. Kanada parlamentida uyğur qırğınçılığını itiraf qilish qanun layihəsi maqullandı. 22 fevral Kanada parlamentida ilib berilgan uyğur qırğınçılığı deb itiraf qilish to'g'risidagi taklifga ovoz berish, ichki kabin bilet tashlash huquqidan kollektiv voz kechgan ahvol asosida ilib berilgan bo'lib, 0 ga qarshi 266 bo'lgan mutlaq yuqori ovozning qo'llashi bilan Xitayning uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlari irqi qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Buning qo'shimcha 2022 yillik Beijing qishki olimpik musobaqasini boshqa davlatga yetkazish taklifi ma'qullandi. 22 fevral uyg'urlar va Kanada tarixida intayin muhim bir kun bo'lib qoldi. Mevlut Çavuşoğlu Türkiye Şinjan Uyghur Avtonom rayonidagi inson haqlari ahvoliga yaqindan diqqat qilyapti dedi. Madam President, ladies and gentlemen, we left behind a historically difficult year. 22 fevral kuni o'tkazilayotgan BDT vakillari yig'ini to'rnotqida Turkiya tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'lu mundaq dedi. Turkiya Shinjang Uyg'ur avtonom rayonidagi inson haqlar ahvoliga yaqindan diqqat qilyapti. BDT va boshqa dokladlardagi uchurlardan andish qilyapmiz. Bu to'g'risidagi qayg'u va umidlarimizni Xitoy rahbarlari bilan o'rtoqlashyapmiz. Bu tema haqida oshkora bo'lishni kutamiz. Turkiya Xitoyning egalik huquqi va tuproq butunligiga hurmat ko'rsatish bilan birga Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlarning inson huquqlarini qo'llashning muhimligini ta'kidlaydi. BDT yuqori kengashining rayonga mumkinchiligi bo'lgan ziyorat haqidagi ahvollarga davomli diqqat qilamiz. Xitoy taklifi bo'yicha o'z milliy hay'atlarimizni rayonga ziyoratga berish uchun avatimiz. Yahudi qirg'inchiligidan aman qolguvchilar Angliya bosh vaziriga chaqiriq qildi. 23 fevral Yahudi qirg'inchiligining hayot shohidlaridan Angliyada turishliq Ruth Barnett va Dort Oliver Wolf bugun ochiq xat e'lon qilib, 24 fevral Angliya parlamentida o'tkazilgan Uyg'ur qirg'inchiligi qonun loyihasi to'g'risidagi bayonot tashlashni ilgari bosh vazir Boris Johnson bilan yuzturani uchrashishni talab qildi. Xatda mundaq deyilgan: Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilik bizni bek ansiratdi. Angliyaning bu qirg'inchilikning yomonlashishini to'sishda yetarli kuch chiqarmasqi bizni biyaram qildi. Shahid bo'lish sifatimiz bilan qirg'inchilikning qanchalik darajada og'ir ruhiy zarba paydo qildiganligini bilamiz. Har qanday vijdan egasi Uyg'urlar uchrayotgan bu qirg'inchilikka ko'z yumolmaydi. Siz Yahudi qirg'inchilik kunidagi nutqingizda cho'ng qirg'inchilikdan saboq olishimiz kerakdi. Lekin yana unda qilolmadik deb Kambodja, Rwanda, Bosniya va Darfur qirg'inchiligini misol qilib ko'rsatganingizda ta'sirlangan edik. Ammo hargiz takrorlanmasin degan shuar hozirgacha mag'lub bo'lib keldi. Sodi sitiq inson hayotidan ustun turmasqi kerak. Angliya BDT va xalqaro sotining cheklik kuchining bu ishlarni hal qila olmaydiganligini ko'rsatib berdi-yu, ammo buni hal qilishga hech urinmadi. Bu qitimqi ish amaliyotda Angliyani mushu jihatda dunyoni boshlab yangishdek liderlik imkoniyatiga ega qila oladi. Apandim, kelgusida uyg'ur qirg'inchiligini xotirlab o'ltirishning oldini olish uchun biz bilan bir ko'rishing. Hargiz takrorlanmasunni qaror qilish huquqi siz va bizning qo'limizda. Meanwhile, the Netherlands has become the first European country to call the Chinese treatment of Uyghurs a genocide, the first European nation and also the second country in a span of a week. Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyghurlarga qarshi jinoyatini yuqori ustunlik bilan irqiy qirg'inchilik deb belgilab tashildi. Gollandiya Xitoyning Uyghurlarga qarshi jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitgan Amerika va Kanadadan keyingi 3-davlat.
Yevropa boyunca tüncü dövlət bulup kaldı. Gollandiya başministerinin Konservativlar Partisi VVD bununla karşı bilet taşlıgan bulup, Gollandiya Taşkı İşler Ministerliği bu axta bayanat vermekçi bulgan. Diplomatiya ministeri Seyitif Blok, hükümet ırkı kırgıncılık degen sözünü işildişini xalmaydı. Çünkü bu doğruluk BDT yaki xalqara sot tarafından karar ilan kılınmadı degen bulup, bu teklif makullanğandan keyin o muhbirlarga Uyğurlarının ahvali kişini endişige saladı degen. Gollandiya bu meselede başka devletler bilen hemkarlışını ümit kıldığalıqını bildirgen. Bu teklif layihasını tayyarlıgıcı Solçil D66 Partisi'nin parlament azası Sijo Irit Xalqara Olimpik Komitede'ye hizmet işlep, 2022 yılı kışık olimpik müsabıqısını Beijing'den yaraqlaştırışını otturuğu koydu. O, Reuters agentliğinin suallarına cevap bergen elektronluk hededim ondaq degen. Gollandiya parlamentinin Xitayning Uyğurlarga qarşı ilip beriyotgan vahşiylikini irqiy qırğınçılık dep tonishi, bundaq bir qırğınçılıkning dünyanın başka joylarga yeyilishining aldını eliş üçün bizni əməli hərəkətge başlaydı. Xitayning Jenevadagi baş elçisi çarşamba kuni g'arbiy kuchlari Uyğur məsələsidən faydalanıp dövlətimizning ichki işlariga aralashdi dep ayıpladı. Тайнан Франсияда туришлык баш консулунун Гүлбар Хаттыважы ханым тогрусудагы баянатты каршылык учурду. Франция халыкара радиосу 24 февраль хабарыга асасланганда 23 февраль Тайнан Франсияда туришлык баш консулханасы өзүнүн тор бетинде французча ва хытайча эки кыл тилде жазмада баянат элан кылып, Гүлбар Хаттыважы ханым үстүн нумусуздарча шикаят кылган. Bayanatta Gülbar xanımni terrorchi, bölgünçü unsur degen dehbetnamlar bilen ayıplab, onunğa 2009 yılıdaki ürümçü vaqası jarayanında quturatqulıq qılğan degen qalpaqni kiygüzgen. Onundan başqa yana köp qetim yoldaşı va qızları bilen Xitayğa qaytıp, terrorlıq hareketleri bilen şuğullanğan degendek atalmış cinayetleri bilen qarlıgan. Bayanatın ahırdı bolsa Gülbar Xaттыважы xanımnın şahsiyetige hücum qılınğan söz ibarlarını işletiş arqılıq, Özlerinin numusuzluğunu yeni bir qetim namayan kılgan. Fransiya radiosu bu doğrusu da Gülbar Xaттыважының kızı Gülxumar xanımını ziyaret kılgan. O sözde Xitay konsulu xanısının yukarı bayanıtığı özünün ve anısının eşkandaq inkas qaytırmaydı qalıqını. Ama özünün bolsa 2006 yılı Fransiyaya qaytıp kelgendim bu yan hiç kaçan Xitay toprağı qadan besip baxma qalıqını. Şu vajidin konsulu xanının bayanlarının pekatla qalayımqan bilgirli şikayelikini təkidligen. Fransiya Uyğur İnstitutunun müdiri Dr. Dilnur Reyhan xanım, Avropa İttifaqı müstaqil tekşürüş ümiki təşkilləb Xitayğa berişini üç qetim tələb qılıb boldi. Əgər Xitay hükümeti digəndək işqandaq iş yüz vermegən bolsa, nem üçün şikini dağdam içib tekşürüş ümikini qobul qılalmaydı, dəb şibadı böldürgən. Yoqarqadək suallar Fransızca Twitter sopularıda birdək ən köp soralgan sual bolgan. Fransiya Strategiya Fondi Cəmiyyətinin tədqiqatçısı, Xitay şunas Antuan Bondaz, Xitay konsulunun Gülbar xanımının şəxsiyyətige hücum qılıb yazğan bayanlarına nəhayətimi səviyyəlik yazılıbdı dəb kinayə qılğan.